Merhaba arkadaşlar, selam herkese. Bugün yanımda Mehmet Okur ve Ben Fero var. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, konuğum olduğunuz için. Ben teşekkür hoş ederim, abi. Sağ olun. Seni. Çok mutlu ettiğinizi geldiğin için. Teşekkürler davetin için. Mehmet abinin son bir günü Türkiye'de bizi kırmadı sağ olsun. Bizimle birlikte olacak bugün. Ben de kırmadım. Anlat arkadaşlar. bu arada Fero'nun yaklaşık 3-4 saat önce konseri vardı. Bayağı yorgun ama onu böyle zorla uyandırdım. Yedirdim, zaten içirdim. Mehmet abiyi gördükten sonra uyandırdım. Aynen öyle. Mehmet abiyi gördüm. Kalk Fero, kalk. Uyandırdık ve başlıyoruz şimdi. Birazcık sesinde kısıklık olabilir. Yorumlara işte 3-16 steps. Ondan sonra Mehmet abi kahveyi azıcık dökmüş içerken falan da yazmayın. Birazcık anlayışlı olursanız seviniriz. Hepinizi seviyoruz. Takılmayın. Bir de kanalıma abone olun. Onu da unutmayın. Abone. Abone olmayı unutmayın. Abi Amerika'ya gittin. Buradan tecrübeli bir oyuncu olarak gittin. Gittiğinde böyle ben burada yapamam dediğin bir an, hani kültürel farklılık ve insanların davranışları açısından öyle bir hissettiğin bir an oldu. Kültür olarak farklılıklar tabii ki var. Ve bunun bilincinde gittim aslında. Kendimi hazırlamıştım bu konuya. Ama öyle olmadı. İstediğim gibi, beklediğim gibi olmadı. Burada oynayan bir oyuncu olarak gittim. Hı hı. Tecrübeli Avrupa Ligi'nde oynayan, milli takımlarda, üst seviyelerde oynayan bir oyuncu olarak gittim. Fakat ne olursa olsun orada çaylaksınız. Hı. Yani hiç NBA maçı oynamamışsınız. Hı. Sistemi bilmiyorsunuz. Hem saha içi hem saha dışındaki bu kuralları bilmiyorsunuz. Birkaç ay zorlandım açıkçası ama hiçbir zaman düşünmedim ben. Ben dönmek istiyorum, Avrupa'da ya da tekrar Efes'e dönmek istiyorum gibi bir düşünce gelmedi aslında. Öyle bir şey düşünmedim. Ama daha da hırslandım. Yani ben oynamak istiyorum. Kendimi hazır hissettiğim için NBA'ye zaten draftlara katıldım. Oynamadığım dönemlerde sürekli ekstra idmanla kendimi hazır tuttum. Biliyordum ki çok büyük, uzun bir maraton. 82 maç, bundan önce, ondan öncesi hazırlık maçları var. Ondan sonra playofflar derken 100'e yakın maç oynuyorsunuz. Dolayısıyla bana şans geleceğini biliyordum ve kendimi hep hazır tuttum. Ama zorluk yaşadığım dönemlerde en baştaki tabii ki gidip kendinize yeni ehliyet alıyorsunuz. Tek başına bir ev kiralıyorsunuz. Yollara bilmiyorsunuz. Her şey. Bir sürü insanlarla tanışıyorsunuz. Vergi ile ilgili başka avukattı, işte kontratlardı vesaire, evle ilgili kontratlar alınacaklar vesaire, böyle bir kaosun içinde. ama tatlı kaos tabii ki, hani yeni bir başlangıç, heyecanlıyım bu arada. Ama hani basketbol açısına bakarsak bir iki ay oynamamın zorluklarını yaşadım ama hep kendimi hazır tuttum ve bir gün şans geleceğini biliyordum ve geldi. Açıkçası. Tam ne zaman alıştın abi? Yani basketbola NBA'ye değil de hani ülkeye, yani tam artık Amerika'da okey benim için, ben burada yaparım. İlk bir ay böyle bir zaten spin ediyorsunuz. Yani bir seyahat, o tempoya giriyorsunuz, oynuyorsunuz, tekrar dönüyorsunuz, antrenman derken başka bir yere uçuyorsunuz. Bu tempoya alışık değilim. Burada haftada bir iki tane maç oynuyorduk. Belki iki haftada bir Avrupa'ya, yurt dışına çıkıp Avrupa Ligi maçı oynayıp dönüyordunuz. Bu tempoya alışmam bir ayı falan buldu. Daha sonraki işte evi yerleştirme, basketboldaki oynadığım sistem, takımdaki sisteme ayak uydurma, sistemdeki benim pozisyonum, hücumda ya da müdafadaki kendimi geliştirebileceğim eksikleri geliştirme de katarsak iki ayı buldu. Peki güç konusunda, ya bu adamlar hayvan gibi ya, ben güçlenmem lazım diye böyle bir korkuya kapıldın mı, ya da böyle bir hep böyle bir soru işareti o dönemdekilerde ya. Gerçekten güçlüydü abi yani. Daha böyle tabii bir güçlüler ama evet, uzunlar yani, özellikle seninle işte. Low post'ta adamın sakatlığı. O zaman klasik 5 numaralar vardı. Evet. Hep Shaquille vardı. Hakim vardı. Karmolon vardı. Başka aklıma gelen uzunlarda Dikembe Mutombo vardı. Yao Ming'e karşı oynadım. O zaman yoktu ama Yao Ming de Utah zamanında. Evet. Vesaire daha böyle old school oyun dediğimiz içeride. Ben Wallace'a karşı oynadım. Ben Wallace karşı oynadık. Sean Kemp'e karşı oynadım. Yani Kevin Garnett, Kim Duncan,
vesaire bir sürü sayabileceğim. Siz David Robinson'ı Seattle zamanında mı denk geldi? Ben geldi bırakmıştı. Seattle zamanında mı denk geldi yoksa bittik zamanında? Orlando, Sean Kemp'in bir 1500 kilo olduğu döneme geldi. Zaman. Orlando'da oynadı. O zaman denk geldi. Artık çocukların geleceği yok. Sean Kemp'in tanıdı herhalde bizi. Şimdi abi senin çaylak sezonunda sanırım hakemle ilgili bir diyalog var. Böyle foul çalınmamış. Sen itiraz etmişsin de. O çok da spoiler vermek istedim. Detroit'te değildi. O Utah'a yani girince belki. Hayırdır. Şimdi misin? atıyorum girmek. Kötü bir akşam geçiriyorum. Zorluyorum tabii. Hani bir şekilde bir sayı atıp o momentumu yukarı çekmek, kendime güveni getirmek girmiyor. Artık böyle bir şey oldum. Hani kızıyorum da kendime. Hem de gerçekten birkaç tane çalmadı. En sona dedim ki foul çalımda görmüyor musun? Yani benim şeyim farklılığım ne? Aynı şeyi oraya çalıyorsun, bana çalmıyorsun. Böyle scoreboard'a baktı. 13 numara formama baktı. Bak dedi kaç sayım var dedi yukarıda. Sus kapa çenenin gibilerinden oyununa bak. Yani hak etmiyorsun gibilerini bana anlattı. Ulan dedim herif hakikaten mantıklı. Ben atıyorum orada 10 dakikada 7-8 sayı bile olsaydı falan diyecekti. Demek ki yani 2K oynanlar bilir. Teammate grade'i D-eksi başlamış. Foller çalınmıyor. Hakeme laf ediyor. Hakem de diyor ki bu arada suyu da döktüm üstüme. Ama ne yapalım. Konuklardan dolayı birazcık heyecan var. kötü başladığı için hakem de diyor bak skora bak önce sayını at. Aynen öyle. Peki. Nasıl bir şey evde yüzüğün olması abi? Şampiyonluk yüzüğüne sahip olmak. Kendimi şanslı görüyorum. Hani geçmişe baktığın zaman bir sürü Hall of Famer olan çok insan da yok. Çok insanda yüzük yok. Evet. Yani şimdi takım olarak sezon öncesi başladığınız zaman bir hedefiniz var şampiyon olmak. Hı-hı. Tabii birkaç takımı eleyebiliriz, söyleyebiliriz. Onların amacı tanking yapmak. Çok net aynen öyle. Playoff'lara push edebilmek. Evet. Oralarda kendimizi atalım, görelim. Gençlerle birkaç sene bir yatırım yapalım bazısı gibi. Bazısı hiç dışarı... olmaz sonra bile direkt playoff'a bile girmeyelim, draft'a gidelim diyor yani. Hani o takımların haricinde bütün sezon başında hazırlıklar hep şampiyonluk için. Tek hedef var şampiyonluk. Hani bunu bir takım kazanıyor ve o grubu, o jenerasyonu yakalamak çok zor. Bunu baktığın zaman Lakers uzun zaman o kadroyu, o jenerasyonu yakaladılar. Kazandılar zaten. Hı-hı. Biraz gerisine gidersek Detroit kazandı Bad Boys'larla. İşte Boston'da Larry Bird'ler, Magic Johnson'lar kazandı. Ya 80-90 arasında adamlar tabii, resmen ele geçirmiş Boston'da. Şimdi onlarda çok var. Bende bir tane var. Aynen. Ama şampiyonluk gerçekten farklı bir duygu. Hı-hı. Benim kariyerimde farklı bir yeri var. Yüzüğün olması... farklı bir saygı görüyorsunuz. Evet. Şampiyonluğun takımlarımız olarak. All-Star. Yani büyük milestone'lar yani abi. Onlar hani torunlarımın torunlarına bırakabileceğim güzel hediye etmem de zaten. Bir dokunabilir miyiz abi geldiğimizde falan bizi gösterir misin? Nasıl abi nasıl saklıyorsun böyle? Kasada duruyor. Kasada duruyor. Ya ama bu kadar büyüklükte yani. Şöyle. Yani kapalı bir yerde değil mi? Kapalı bir yerde. Ben olsam evin girişinde herkesin, böyle cam bir şey yaptırırım abi böyle. Herkesin parmağına göre mi yaptırıldı o? Tabii ölçüler alındı zaten final maçından önce. Herkesin ölçüsü vardı. Bizimkisi herhalde en büyüklerinden biri. Gerçekten yani bu kadar. Böyle motor taşıdığın zaman elin falan böyle düşüyor. O kadar ağır yani. O şakası yani bir motor City'nin şeyi yani. Yani şöyle falan kafana falan bıraksan falan yarabilir. Yani. Ama şimdiki tabii NBA yüzükleri daha küçük. Anladım. Şeyle alakalı mesela Furkan'la konuştuğumuzda biz bir şey fark ettik. Takımda böyle bir takım ruhu, arkadaşlık, dostluk vesaire yok. Herkes sanki bireysel bir takım. İnsanlar arasında böyle bir takım ruhu olmayınca da şeyi fark ettim. Yani böyle bu şekilde nasıl yani belli başlı oyuncular arasında gibi yani. Evet, tabii yani, ki iletişim var. Ama sonuçta takım oyunu. Sen 5 kişi değil en azından bir 8-9 kişi oynayarak o maçı kazanabilirsin. O başarıya ulaşabilirsin. Yani şu anki şeyde hani çok kısa konuştuğumuzda da geçen Toronto'nun kaybedecek bir şey yoktu demiştin. Hı-hı. Bir araya geldiler takım oldular. Takım olmaya karar verdiler. Bir şeyler denediler. Ama mesela Philadelphia'ya bakıyorum. Ya adamların şampiyon olması eğer ki böyleyse içeride soyunma odasında ve arkadaşlık dostluk takımı yoksa bu adamlar nasıl başarılı olur?
Philadelphia'yı bilmiyorum ama hani Furkan çok daha iyi anlatmıştır, özetlemiştir konuyu. Ama şimdi bu jenerasyon böyle maalesef. Hı. Şimdi her takımda maalesef natürel olarak bir gruplaşma var. Hı. Ben seninle anlaşıyorum, ben seninle yemeyeceğim. Başlıklı birkaç kişi geliyor bende. Sen, örnek veriyorum, takımın gardısın, senin de grubun var. Hı hı. Kağıt oynayan grup var, video game oynayan grup var, sosyal olan, yemeğe giden grup var vesaire. Öyle bunun önüne geçemezsin. Evet. Maalesef bu çok normal artık. İnsan yapsın. Yeni jenerasyon böyle maalesef. Bizde mesela Detroit'teyken deplasmana gittiğimizde çantaları direkt lobiye bırakırdık. Limuzin beklerdik zaten kapıda. Hepimiz binerdik, hep beraber yemeğe giderdik. Hep beraber işte eğlenceye giderdik vesaire. Konsere gidilirdi. Ama biliyorduk ki ertesi günü biz maçı kazanacağız. O havada sürekli berabersin. Kendine güvenebiliyorsun. Yemekte bile paylaşıyorsun. Yani. Ertesi gün oynayacağın maçı tartışıyorsun vesaire. Hep böyle bir arkadaşlık vardı. Hep üst düzeydi o arkadaşlık. Kimyamız vardı. Bir de bizde şey de vardı. Yani çok az egolu oyuncu vardı. Ve süper yıldızımız yoktu. Hep potansiyel iyi oyuncu ve süper birkaç tane yıldız, tane yıldız adayı oyuncumuz vardı. Egomuz da çok azdı. Herkes şeyini, rolünü de iyi biliyordu. Ama şimdi jenerasyonda biliyorsun bu sosyal medya içeri girince sponsorlar vesaire, işte Çin'in çok büyük şeyi var. Etkisi var. Çok büyük bir market. Gittiğiniz zaman Amerika'daki işte spor markalarının yıldızlarının daha ön plana gelmesi için yapılan bir reklam var vesaire, PR var. Ama hani soyunma odasının içindeki diyalogları ben Philadelphia'yı bilemem ama bu jenerasyonda maalesef böyle bir gruplaşma var. Benim zamanımda da vardı, zaten başlamıştı. Şimdi daha çok ilerlediğini tahmin ediyorum. Bir de sen daha yetişkindin yani, sen oradayken abi. Hani tabii ben 18 yaşına falan etkiledim. Gitmedim. Ben 22 yaşında gittim ve tecrübe kazanarak gittim. Peki şunu çok umursuyorlar mı? Ya bu adam ülkesinde kupa kazanmış, Avrupa'da bir başarısı var, milli takımda çıkıyor da geldiğinde ya bu Mehmet Okur sen kimsin diye böyle ben Wolves vesaire. Vesaire ondan daha çok arada bir mesafe oluyordu ilk başlarda. Senin tanıma açısından ve sana saygı duyacak ama ben ona bir şey göstermem lazım ki saha içinde savaştığımı ya da antrenmanı savaştığım. O şekilde zaten saygı kazanmaya başlıyorsun. Sen istediğin kadar hikayeni anlatabilirsin geçmişte. Evet. Ben bunu Avrupa'da yaptım, şunu yaptım milli takımlarda. Burası yeni bir dünya. Evet. O dünyaya girebilmen için de kurallar dediğimiz saygıyı kazanabilmek var. Özellikle öyle bir kadronun içine girebilmek. Tabii illa ki duymuşlardır ismimi. Çünkü videolarımı daha izlemiş olabilirler beni takip ederek draft etmeden önce. Oradan belki de bir artıyla başlamışımdır. Ondan sonra zaten hem saha içinde hem saha dışındaki diyalogların seviyesi yüksek olması ve saha içinde gösterdiğim isteğimi, arzumu, oynadığım maçlarda ya da antrenmanlardaki performansım o saygıyı kazanmama en büyük etkenlerden biriydi. Buradayken, Türkiye'de oynarken scoutların geldiği maçları biliyor muydun? İşte şu takımdan seni izlemeye geldiler. İşte aslında bilmek istemiyordum heyecanlanmamak için. Hı-hı. Çok genç yaşta zaten menajerime de söylüyordum. Hani böyle birileri gelecekse bana söyleme. Daha iyi oynar. Çünkü iki tarafa da gidebilir. Ekstra bir motive olayım diye ya çok zorlayabilirdim. Heyecanlanabilirdim. Dolayısıyla bilmek istemiyorum. Ben basketbolumu oynamak istiyorum. Zaten kötü maç oynasam bile zaten yargılamazlar kötü maç oynadı diye. Çünkü zaten geçmişteki maçları zaten takip ediyorlardı. Dolayısıyla bilmek istemiyordum o konuyu. Peki ilk böyle şey geldiğinde işte nasıl o an oldu? Yani NBA ile alakalı işte draft lotery'e gireceğiz. İlk duyumları nasıl aldın yani? Ya da antrenmana çağrı. Nasıl yapıyorlar? Gidişat zaten o şekilde miydi yoksa böyle bir sürpriz oldu mu? Yani o an. Draftlardan önce mi? Yani mesela daha mı sonra giderim diye düşünüyordun? Yani şimdi tam onu anlatayım. Benim antrenman programımda draftlardan önce 4-5 tane takım vardı. Ondan sonra şehirden şehire uçuyorsunuz, antrenman yapıyorsunuz. Oradan işte ertesi günkü şehire uçuyorsun. Örnek veriyorum, Seattle'dan işte Memphis'e uçuyorsunuz. Hı-hı. Orada antrenman yapıyorsunuz. Aralık var, ara varsa orada kalıyorsun. Yoksa sürekli seyahat halindesiniz. O kadar 4-5
antrenman ayarladık bize. Daha sonra birkaç takım duymuş, onları da ekledik sonunda. Artık ben şeyim, hani bittim. Yattığım yeri bilmiyorum, oda numaralarını karıştırıyorum. Bir kaos içindeyim. Hem stresli hem tabii ki pozitif, yani hayallerin gerçek olması falan. Hoşuma da gidiyordu. Son gün aradılar beni, menajerimi aradılar. Detroit Pistons seni çok görmek istiyor. Herhalde workoutlarımın şeylerini, antrenmanların duyumunu aldılar. Ben de menajerime söyledim ki ben New York'a zaten rezervasyonumu yaptırdım. Draftlardan önce gideceğim, dinleneceğim. Kaç gün vardı ya? Bir gün falan. Bir gün. Bir gün. Ondan sonra Detroit'te son böyle dakika, yani böyle otelden ayrılacağız gibi biletleri falan ayarlıyorlar. Çok görmek istiyorlar seni falan dedim. Detroit Pistons bu arada programın içinde yok. Evet. Sonra en son şey yaptılar. Kimler vardı? Workout'lardı. Birkaç tane Avrupalı vardı. Birkaç tane ikinci turdan seçilen şu an isimleri takım çok fazla. Takım olarak kimse yoktu. Joe Dumars menajer. Yok. Rick Carlisle head coach'tu o zaman. O var. John Hammond vardı asistan menajer. Bir sürü işte squad yapan, bütün şeyleri takip eden, gençleri takip eden insan var kenarda. Bir şeye gireceğim orada. Miliçiş aynı zamanda mı abi sen de seçildin? Benden sonra geldi. Ondan sonra ben tabii şey yaptım. Çok yorgunum. Ben New York'a gitsem daha iyi. Yani laf, uzun lafın kısası. Ben bunu kabul ettim. Hani en azından 3 saatim değişti. 3 saat sonra alırız uçak biletini vesaire derken geldim. Yaptığım en iyi workout'ı yaptım. En iyi idmanı yaptım. Yani kimle oynadıysam birebir de çok iyiydim, müdafaa da iyiydim. Aklına gelebilecek her şeyi yaptım sahada ve draftlarda beni seçtiler. Yani ben orada hayır desem beni belki seçmeyeceklerdi. Belki nasıl de planlanmış kader, olmadığı mi? İçin siz daha rahat. Ben daha rahat kaybedecek bir şeyim yok psikolojisinde gittim oraya. Ama inanılmaz bir şekilde en iyi antrenmanımı yaptım. En iyi workout'umu gerçekleştirdim. Ve bu arada tabii sürekli dedikodular geliyor. Senin dediğin yere geliyorum. İşte Boston, Orlando beni çok sevdi. İşte çok beğendi. İşte Golden State beni çok seviyor. İşte beğendi. Workout'larımı falan takip ediyorlarmış. Dedi seni ilk round'ı seçeceğiz dediler. Mesela şimdi öyle bilgiler geliyor. İstediğimiz adam seçemezsek seni seçeceğiz dediler. İşte oradan Golden State geliyor. Bizim de işte bir draft gecesinde. Draft gecesinde. Bu arada sürekli menajer bana zaten şeyde, tiyoları veriyor. Ben de bekliyorum. İlk round falan başladı. Bekliyorum. Ha işte 10 dakikada falan, 5 dakikada birileri söyleniyor. Benim ismim yok. Bekliyorum, bekliyorum. Kaç saat? Workout'larda o süre kaç saat sürüyor draft lottery'i? Valla işte second round'ın sonlarına gidersen 2-3 saat buluyor. Ondan sonra işte Tyson Chandler benim draft yılım. Tyson'da antrenman nerede? Kaç? 2000 mi oldu ya? Kaç oldu? İşte 2001. Ondan sonra Tyson Chandler gidiyor. İlk first round, ikinci, üçüncü sırada seçiliyor. Aynı workout'u biz yaptık. Aramızda fark yok. Adam Amerikalı. Amerika yani daha genç tabii benden. 2-3 yaş daha gençti. Mesela o ön sıralardan gitti. Ben bekliyorum üstümüz. Tabi ister istemez bir karamsarla büründüm orada. Acaba mı? Hayallerim gerçek olmuyor mu? Bu kadar iyi değil miyim? Bu kadar yeteneksiz miyim? Hani ister istemez düşünüyor yani. Hayal, tabii hayallerim gerçek olmayacak mı derken. Chandler'ı bile seçmişler. Şu kadar bacağı var adam. Abi o zaman evli miydin? Bekar. Bekar. Ondan sonra artık Detroit Pistons sırası geldi. Benim hiç aklımdan geçmedi Detroit'e gidecek. Çünkü son saniye gittim ya. Ondan sonra ikinci sıra 38. sıradan beni seçtiler. Ben dedim ki adımımı attım. Hayal gerçek oldu. Ama bundan sonra da gerçek hayat başlıyor. Hızlı şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. Ve böyle bir son dakika gittiğim antrenman. Hiç aslında başka programı bölüp de oraya gitmem. Oradaki en iyi antrenmanı yapıp beni seçmeleri aslında kader midir, şans mıdır onu da bilmiyorum ama benim için iyi oldu tabii. Ben bir soru sorabilir miyim abi? Matchup'ı en zor oyuncu savunmada ya da seni en zorlayan üç oyuncu. Kimisi boy, kimisi kuvvet olabilir, şutundan dolayı olabilir her şekilde yani. Şimdi kuvvet olarak Şakil'di. Evet. Şakir, nasıl abi yüklenince nasıl yükle, bir... O zaman tabii daha... Ben de çok tabii alter yapıyorum falan.
Şakir'i bir şekilde yine durdurabiliyorsun. Yine de bir 25 kilo farkımız var. Fazla var tabii. Şakir'i bir şekilde durdur, yani durduramıyorsun zaten de. En etkili. Etkili savunma tarzın onu 3 saniyenin 3 sayının oralarda karşılaman gerekiyor. Yoksa içeride kolay topu rahat aldırırsan bir kere dönüyor. Bir tane vuruyor zaten. Yani. Ya üstünden vuruyor ya da bir tane bırakıyor, bırakıyor yani. İçine. Ben işte onları izleye izleye ya da oynuyor oynuyor artık sürekli zaten film izliyorsun. Sürekli otoyolosunda kendi maçları izliyorsun vesaire. Ona ben dedim bunu böyle bir deneyeyim dedim. Oradan şey yaptım. Yani hücuma koşuyorlarken direkt orada direkt sen karşılıyorsun topsuz. Tabii tabii. Biraz geri geliyorsun ama. Yani artık high post. Üçlük diye saplayıp free to aslında şey, yaptım. Şey, high postta daha low posta inmeden. İnmeden. Bam, eve dönme erken yapmaya çalışıyorum hani. Oradan bam bam. Alt, dizleri de zayıf. Alttan biraz da dizle şey yapıyordum. İttirmeye çalışıyordum. O dizleri sıkıntılı orada, mıydı? Dizlerde o zaman şeydi, kötüydü. Alttan ittirmeye başladım. Baktım ki işe yarıyor. Böyle savunmaya devam ettim. Ama en zor benim için Tim Duncan'dı. Mr. Fundamental. Çünkü Tim Duncan, hani şak yiyelim biliyorsun. Bir tane buraya vuracak, buradan da içine vurmaya çalışacak. Evet. Ya da içeri gelecek, buradan bir tane onu biliyor. Şey çok güçlü, göstere göstere yapıyor yani. Yapıyor yani. Ama yine biliyorsun. Bir tane şeyi var. Tim'de bir istikrar var bir de. Yani. Atarsa, Duncan buradan atıyor, buradan paniğe atıyor. Atarsan box atma, etmen gerekiyor. Evet. Çünkü zaten güçlü. Evet. Yani bir de zekasıyla oynuyordu Duncan. Yok ben şaktan bahsediyorum. İki tane hareketi var, ondan sonraki olayda box atma etmen gerekiyor. Tim Duncan'da öyle bir şey yok. Yüzü dönük oyun var. Sırtı dönük var. Panyalı atıyordu. Kol de atabiliyor. Sağa vurup hookshot atıyordu. Bir tane yüzün dönük, sırtın dönük baseline spin yapıp bitirebiliyordu. Post up'ta hookshot'ı var. Dönüp sağ omzun üstünden atabiliyordu. Bir tane fake atıp altından girebiliyordu. Hani şey düşünüyorsun, bundan sonraki hareketi ne? Şut paketlerini hepsi ezbere var. Tabii tabii. Videoları izlediği için. Çünkü ilk seneler bir karşılıklı mı? Güçlü mü yoksa fiziğini iyi mi kullanıyor? Çok güçlü değil. Ama uzun kolları falan. Şey iyi, hani ilk adımı vurduktan sonra bir uzun adımla beraber çok yol kat edip uzaktan bitirmeye çalışıyordu. Onu yapıyorsun, bir tane fake atıyor, bir sefer altından giriyor. Şutu var, şutuna saygı duyman gerekiyor. Şutuna saygı duyduğun zaman, içine girdiği zaman bir tane çekip sağa vurup bitirme olayı vardı. Yani benim için en zor oydu. Ben çünkü bilmiyorsun bundan sonraki hareket ne. Yani şakı biliyorsun. Sol omzuna döndüğü zaman bunu atıyor. Sağa döndüğü zaman içine vurmaya çalışıyor. Yani o yüzden Tim Duncan benim için böyle zordu. Trash talk'la tartıştığın ettiğin oyuncu var mı? Aklımda Kevin Durant. İşte Kevin Durant. KG'de o çok... Ona karşılıklı oynamak tabii ki iyi, benim çok hoşuma gidiyor. Tim Duncan'a da öyle. Çünkü o kadar büyük saygım vardı ki onlarda. Hep izleyerek büyüdüğüm uzunlardı. Kevin Garnett bir şekilde susmayı bilmiyordu. Çok konuşuyordu. Mesela takım arkadaşlarımla konuşurken ben free throw'da ortadayım artık. Rebound'a gireceğim. Onlar konuşuyor kendi aralarında ama böyle tabii hararetli falan. İşte nasıl tutamadım pas oradan falan. Ben dedim ki, diyorum ki arada şey diyorum, istediğimiz zaten bu, kavga etsinler falan. Çıldırıyor bu. Sus falan diyor oradan. Çakıyor, ribantla çakıyor falan. Hiç susmuyor. Ama öyle oyuncularda mesela saygıyı da bu şekilde kazanıyorsun. Tamam. Hani gelip sana bir dirsek attığı zaman tamam, geri çekilirsen zaten geçmiş olsun. Evet. Üstüne gittiğin zaman bu sefer vay falan diyorlar. Hoşlarına da gidiyor. Aynen. Saygıyı da kazanıyorsun. Evet. Hem Tim Duncan hem de Kevin Garnett'e karşılık oynamak gerçekten iyiydi benim için. Yani peki, çok hoşuma gidiyordu. Oynadığın jenerasyonda hani sonuçta bir guard pick and roll oynuyor vesaire. Böyle inanılmaz beni böyle zorlayan ya da beğendiğim guard kimdi aslında? Steve Nash çok zorluyordu beni. O benim oynadığım jenerasyonda. Steve Nash hiç durmuyordu. Yani bir insan topla durmaz mı? Yatay gibi sürüyor. Kenroldan giriyor, geri çekiliyor. Stoudemire de biliyorsun. Stoudemire de öyle bir şey ki pik yapar gibi sıyrılıp indiriyordu. Ya içine vuruyordu ya da bitiriyordu. Şimdi Stoudemire tutuyorsun. Steve Nash'ı bu sefer nasıl çıkacaksın? İkisi de çok uygun. Çıktığın zaman geri çekiliyor. Bir daha çağırıyor. Pike sola gidiyor. Potu altından 3 saniyeden dolanıyor. Bir daha geliyor pike. Yani uzun olarak sürekli bir hareket halindesin. Sürekli bir hareket halindesin. O çok... Benim için zor bir durumdu. Bütün uzunlar için zor bir durumdu. Pick and roll.
Boşuna MVP olmadı yani. İki sene üst üste evet. O takımla playofflarda hiç beklenmedik başarılı imza attılar. Peki D'Antoni'nin takımı da oynuyordu o zaman. D'Antoni takımının oyun tarzıyla bir şampiyonluk yakalayabileceğini ben düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum da özellikle sormak istedim. Yani karşı takım 130 sayı atsın, 131 atalım. Maç kazanalım. Bilet sattırır mı sattırır. Oynanan basketbol göze hoş geliyor mu? Geliyor. Top 10'e girer hareketler. Dartlere girer. Top 10'e girer. Ama savunma yok. Topu tutar 20 saniyesi zaten. Ha. Oradan bir pik gelecek ya da birebir kaldırıp elinden atacak falan. Böyle çok zor. Yani bir kere takım müdafası çok önemli. Evet. Şampiyon olmak istiyorsanız. Onun dışında hücumda mesela top paylaşımı. Evet. Bence hücumda evet. Harden'ın yaptığı gibi evet. Çok zor maç. Yani kazanırsın. Oyuncu yoruluyor. 60 tane maç kazanırsın. Evet. Ama playoff'a geldiğin zaman bunu Golden State sene evet. Önce gösterdi. Evet. İki Golden State'in yaptığı iki en iyi şey vardı. Bir takım müdafası muhteşemdi. Evet. Switch'leri yapıp cinayetler, topa baskı, top kaybını evet. Force etme. Artı bunu hücum hızlı hücumlarla, ekstra paslarla bitirme. Bir de hücumda bencil olmayan bir basketbol. Yeah. Şimdi iki hücumdan birinde biri boş şut atıyordu. Ya da uzun köşeden yardım gelmeyince uzunlara verip uzun içine vuruyordu. Green içine vuruyordu ya da bitiriyordu, topu getiriyordu vesaire. Bunu senelerde çok iyi yaptılar ve başarılı oldular. Yani buna yakın basketbol geçen sene Toronto oynadı. İyi bir takım müdafası, şütörler köşede bekliyor. Yani topu paylaşımları çok iyiydi. One on one zor. Bir de Westbrook da var. Harden Westbrook bence birbirini yiyecek bu sene. Ben yani. Westbrook'la oynamak istemezdim. Şu an aktif. Yani iyi oyuncu. Yok, o da mesela Steven Adams'ı Yeni Zelandalardan gelen adamı oyuncu yaptı. Yapabilir. Ama kazanamaz. Ben de toplarım. Kazanamaz. Alırım yani. Tabii. Yani iyi oyuncu mu? En iyi oyunculardan biriyim miydi? Evet ama. Hall of Fame mu? Evet. Ama one on one versus oynarsa yani. Oynarsan o da Harden'ın başka bir versiyonu. Bilet sattırır, forma sattırır, sponsor alır takımı ama günün sonunda kazanabilir misin? Onu da bu sene göreceğiz. Bir tık üstündeki takıma gitti. Evet. Daha yetenekli oyuncular var. Şimdi Harden'la Westbrook iki tane top gerekiyor sahada. Şimdi evet. Hangisi? Aynen. Çünkü 3 bile gerekebilir. Chris Paul tamam veteran bir oyuncu. Oynatan bir adam. Oynatan bir paylaşan 5 kere de topu vermesen sesini çıkartmayan bir oyuncu. Evet. Şimdi Westbrook'ta 2 sene üstü triple-double yapmış bir sezondan sonra bu sorumluluğu alır mı? Ne kadar toplu? Ne kadar toplu değil. Bir karakter değil o. Harden ne kadar geçen şut oynar, Klay Thompson gibi de Westbrook'tan alıp iş yapsın. Vallahi çok büyük merak konusu ama keyifli basketbol oynayacaklarını düşünüyorum. Evet, hızlı bir basketbol oynayacaklarını düşünüyorum. Vallahi ben çok merakla bekliyorum açıkçası yani. Sezonun başlamasını. Bu yani inanılmaz bir tempo. Bu temponun neresinde eşinizle tanıştınız? Oo kanka modeli falan bak iyice aboneler artar şimdi. Tam yeni evlilere tavsiyeler. Bana öyle gideceğiz. Şimdi benim sormak istediğim bir şey var abi. Bu. Dinliyor sana gidiyor. Sonra şey gibi soru sabah kahvaltı programı. Bizim magazin evet. Şeyi de kaydı yok oldu yani. Ha magazin doğru sen sor. Aynen pardon kanka seni sor. Şimdi bunu sormamın sebebi aslında hani magazinsel boyutu değil. Yani inanılmaz tempoda evet. Yapılan bir iş ya bu şey. Bir insanla tanışmak bile zor yani. Dedektif bir adamın nasıl bir evlilik hayatı olmuyor. Bunun gibi bir şey aslında o profesyonel yaşamın içindeki süreç. Yani aslında onu sen de yani şöyle biz bir arkadaş hanımla arkadaş tanıdık ortak arkadaşımız vasıtasıyla aynı ortamda tanıştık. Aynı ortamda beraber işte merhabalaşırken bütün herkes de merhaba söylüyor. Eşim de oradaydı. Ondan sonra tabii arkadaş olduk. Bir 6 ay 7 aylık bir arkadaşlıklarımız var. Sürekli konuşuyoruz da bu sene bu arada ben Efes'te kontratım bitti. Detroit'te ilk senem için Amerika'ya geleceğim. Yazın orada konuştuk işte arkadaşım sürekli tekrar buluşuyoruz. Mesela belli mi o dönemde geliyoruz. Amerika'da kalacağım yoksa hani... İki sene kontrat mı zaten? Ha iki sene. Draft tamam. Olduktan sonra. Direkt bu arada. Bu arada işte ben geldim eşim burada kaldı. Bu arada arkadaşız tabii ki. Konuşuyoruz sürekli haftada bir iki kere telefonla konuşuyoruz. O Türkiye'yi anlatıyor ben buradaki o ülkeyi anlatıyorum.
Amerika işte antrenman maç tempolarını vesaire hayatı anlatıyorum. Ondan sonra ilk çaylak sezonundan sonra geldiğimde tekrar görüşmeye başladık birinci senemden sonra. Sonra işte ciddi olmaya başladı gidişat. Sonra çıkmaya başladık. Beraber olmaya başladık. bu arada tabii yaz bitti. Benim Amerika ikinci sezonum için dönmem gerekiyor. Eşim de burada kalması gerekiyor. Derken bu arada sürekli tabii telefondayız. Ya, vallahi dışarıdan tabii, göründüğü gibi değil. Ya. NBA'de oynuyorsun o hayaller. Bir de uzun mesafe. Çok yani uzun. Hani ben buradan hiçbir şey yok. Hadi Los Angeles diyorum. Londra'da olsan 2 saat altta gel. Aynen. Şimdi 7-8 saat uçuş işte bunun bekleme süresi oradan gelmesi vesaire bir gün gidiyor zaman kaybederken. İşte ben tempo devam ederken programıma göre geliyor. İşte birkaç gün 3-4 gün kalıp dönüyor. Mesela o zorluklardan geçtik. İkinci senemiz bitmek üzereyken ben All-Star arasında annem babamı aradım. Anne böyle düşünüyorum. Ben ciddi düşünüyorum. Nişanlanmak istiyorum. İstemeye gidiyoruz. Hadi hazırlanın. All-Star arasında o zaman 4-5 günü çok şimdi 8-9 güne falan çıkarttılar. Dinlensinler diye. Şöyle de komik bir olay oldu. Şimdi ben New York'tan uçağa bindim. Gidiyoruz. Türkiye'ye yaklaşıyoruz. Ama o dönemde Türkiye kar, kış, kıyamet, İstanbul özellikle. Tabii Şubat. Tabii. Program şöyle. Ben İstanbul'a gideceğim. Eşim de orada. Yani o zaman işte evlilik teklif ettim. Nişanlım sayılır zaten geri. Hanımı alacağım. Ailemi alacağım. İzmir'e uçacağız ertesi gün. İsteme olacak. İşin komik tarafı da kardan dolayı, fırtınadan dolayı İstanbul'a inmedi uçak. Ben havadayım, tek başımayım. Ben İzmir'e indim. Hanım yok. Benim aile şeyde, kilitlendi. Bu şekilde araba gitmiyor. Pistler kapalı. Ben işte İzmir'e geldim. Eşim aradı kardeşini. Böyle Mehmet uçak mecbur inmek zorundaydı. Beni karşıladı işte. Ben otele yerleştim falan. Ondan sonra beni yemeğe davet etti. Eşimin ailesi, kayınvalidem, kayınpederim. Tek başına kaldım abi. Tek başıma kaldım. Ben de sana veririm tek başına gelsem ama abi. Hiç fark etmez. Kimse de abone çok yanına geldi. Ben tabii heyecanlıyım. Plan bozuldu. Program yok. Ben ne yapacağım, ne konuşacağım? İsteme olayı var. Yarın gelebilirler. Belki de hiç gelemeyecekler pist açılmazsa. Neyse oturdum orada bekledim. Allah'tan pist açıldı. Ertesi gün geldiler. İsteme oldu. Ben zaten hemen istedikten sonra bir gün İstanbul'da kalıp uçacağım tekrar, sezon başlayacak. Böyle bir olay gerçekleşti, işleme gerçekleşti. Sezon bitti, zaten evlilik programı yapıldı. İkinci sezonun sonunda 2004'te de İstanbul'da evlendik. Sizin anlayacağınız bir 6-7 aylık bir arkadaş döneminden sonra ciddiye binen bir ilişki ve isteme. Sonuçta evlilikle ve 15 sene oldu bu sene. 15 senemiz bitti. Maşallah. Sağ ol. İlk çocuğunuz kızınız ya, evet. Onun büyümesine kaçırdınız mı bu profesyonel kariyerinizde? Ben aslında kızım nasıl büyüdüğünü bilmiyordum. Yani bilmedim. Şöyle oldu, bilmiyordum. Yani göremiyordum çünkü. Yani geliyor, gece geç saat sabahın ikisinde eve geliyorum deplasmandan. Kızım uyuyor, sabah antrenmana gidiyorum. Baba hoşum falan yapıyorsun, gidiyorsun antrenmana. Öğlen uykum var, yine aynı gün oynayacaksın. Sonra maça gidiyor. Böyle bir tempoda geçti zaten o dönemler. 4-5 yaşına kadar. Nasıl büyüdüğünü gerçekten yani. Uçtu gitti zaman yani. O arada göremiyorsun, mecbursun dinlenmeni. Tamam. Ekstra antrenman yapmana, seyahatin var vesaire derken. Bunu benim ortanca Yiğit, şimdi 9. Özellikle 3 numara bizim Mert. Tazmanya canavarlar kaldı zaten. Onlarla sürekli hani evin içindesin. Aktiviteleri beraber yapıyorsun. O babalık duygusunu daha çok yaşamaya başladım. Ama Melisa'nın da zaman nasıl geçti, nasıl büyüdü, bayağı hızlı geçti benim için. Ya, Mehmet abi bir şey hatırlıyorum ben.
Maç içinde eşiniz neydi? Maç içinde mi almıştınız haberi? Öyle bir şey haber hatırlıyorum sanki ben. Bir tanesinde Melisa'da şimdi artık eli kulağında, yani her an gelebilir. Çünkü 9 aylık falan böyle. Hatta haber hatırlıyorum çünkü. Ha, çünkü benim takım arkadaşım da eşi çok böyle şeydir. Konuşkan, girişken, böyle çok böyle pırpır bir kadın, tamam mı? Arkadaşımın eşi de böyle karşıdan geçerken, ben maçtayım, mençteyim, o da yanımda benim. Eşi de yanımda işte, takım arkadaşım. Böyle yapıyor, Mehmet diyor, gidiyor hastaneye dedi, bana söylüyor. Yani bana söylemiyor, yanında kocasına söylüyor, ben duyuyorum. Ne olmuş falan, galiba yüz hastaneye gidiyor falan dedi bana. Takıma, yanında oturuyor yani. Ondan sonra öyle mi falan, ben dedim, bu arada maç devam ediyor. Koça dedim ki, koç dedim, ben soyunma odasına gidiyorum, böyle yardımcı koça. Gittim soyunma odasına, hemen dedim böyle. Tam dedi ki, niye söylüyorlar, daha ne zaman olacağı belli değil, belki de 10 saat sonra olacak. Yani maçı bitirip gelsin, yok dedim ben. Koça hemen direkt düşme aldım, söylesinler hep koça diye. İlkinde öyle gittim, yetiştim. İkincisinde gene eli kulağında, ama ben şeye gittim, Golden State için San Francisco'ya gittim maç oynamak. Oraya gittik, ertesi gün oynayacağız. Yemekteyim, hemen aradılar. Ne oldu? İşte hastaneye gidiyoruz, sancıları çok arttı, dayanamayacak gibi. Herhalde geliyor çocuk dediler. Abi saat gece 9, uçak nerede yok, hiçbir şey yok. Allah'tan takımın şeyi, sekreteri hemen bir tane şey ayarladı, son uçuşa bir tane yer buldu. Hemen direkt havaalanından hastaneye geldim ve doğum gerçekleşti zaten. Üçüne de yetiştim yani. Tempo o zamana göre benim bildiğim kadarıyla bayağı hızlı bir tempoydu. Öyle miydi bu arada? Yani Jerry Sloan'la evet. Sürekli uzun ve forvetlerin açıktan gidip exchange ettiği, guard'ın içeri penetreleriyle işte pota altına uzanıyor ya da dışarı çıkartan tempolu bir sistem vardı zaten. 7 sene ben o sistemde oynadım. O zamanki NBA'nin guardlarının Derin Williams da bizim guardımızdı. O topu da çok hızlı getiriyordu zaten. O yüzden çok boş turnike atıyordu, smaç vuruyorduk. Öyle bir sistemde oynadık. Krilenko vardı. Bazen o top rebound'ı alıyordu. O getiriyordu. Ama genelde Derin'i bulmamızı istiyordu koç. Çünkü o bir önce getirip oradan, eğer ki pota altı ya da dışarı şut ya da turnike yoksa, direkt geri çıkartıp set oynuyorduk. Ama genelde ağırlıklı pass break hücumuydu. Transition'lar. Ben şeyi soracağım abi. Uzunların fiziğinin ilerleyen yıllarda böyle yani aşırı kilo almaları vesaire, işte Charles Barkley falan yani bayağı yürümekte problem çekiyorlar gibiler yani, dizler haliyle falan. Sen nasıl bu kadar fit kalabildin ve hani sonuçta... Yani şimdi benim de tabii handikaplarım oldu açıkçası basketbol bıraktıktan sonra. Yani gündelik hayatta. Şimdi o tempodan çıkıp o tempoda istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz ki ya ertesi gün 30 dakika oynayacaksın ya da 2 saat koşacaksın, antrenman ne varsa yapacaksın. O zaman vücut tabii tutmuyor onları. İlk bıraktığım 2 sene falan aynı tempoda yaşamaya çalıştım. Ama aynı eforu sarf etmediğim için yok. Kilo yemek olarak, yeme içme olarak kilo aldım otomatikman. Ve sürekli duyuyoruz işte 60 yaşında eski bir oyuncu öldü karpezinden. Ya da işte 70 yaşında şu oldu vesaire. Yani zaten vücutlar büyük abi tabii. Yani. Otomatikman karpezler de büyük. Aynen öyle. Hani kilosuz bile olsanız daha normal insana göre daha çok yoruluyor yani. 2 sene onun bir dezavantajını yaşadım. Ama ondan sonra 2 sene kickbox yaptım. O çok benim için çok inanılmaz bir kardiyo. İnanılmaz... Bütün vücudunuzun her yerini çalıştırıyor zaten. Ekstra hiçbir şey yapmanız gerekiyor. Çok iyi ısınacaksınız ve sonunda çok isteyici yapmanız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra güzel gene forma girmiştim. Çok sağlam halter yapıyordum o zaman da. Ama tabii bir gün antrenmana çıktım, böyle bir yan tekme vururken belim böyle bir kilitlendi. Disklerde böyle bir problem oluştu. O gün bugündür çok fazla giremiyorum. Ama ne yapmaya başladım son bir senedir? Beslenmeye dikkat ediyorum. Karb hiç yemiyorum. Karb yok hayatımda. İşte bunun içinde ekmeği, makarnası, pilavı, bizim için burada olduğum derde bir hamur işleri ekmek, falan evet. Ekmek yok. Yeşillik, et. Yeşillik, et sınırsız. Deniz mahsulü sınırsız, tavuk sınırsız, yumurta, süt ürünleri, bunun yanında
İşte salatalık ya da bir salata yapabiliyorsunuz kendinize. Zeytinyağı bol bol. Bol bol zeytinyağı. Meyve sınırlı. Çok şeker barındıran meyvelerden kaçırmaya çalışıyorum. Ama bu Türkiye'ye gelince gene ister istemez aman şunu da tadına bakayım. Buraya zaten kısa süre geliyorsun. Ama zaten evet, o normal. Yani. Normal ama onun telafisini dönünce gene öyle bir rutine gireceğim. At gözlüğünü takacağım tekrar. Maşallah Ömer abi. Sağ olsun. Yani. Bir de Sans'ı soracağım ben abi. Sans'taki serüvenini. Basketbol orası, oyuncularından sonra. Şimdi kaç sezon? 14-15'te miydi abi? 15-16 sezonu muydu? Hangi sezonda o Sans'taki? Görevim mi? Evet. Geçen sene belli bir süresi ve ondan önceki sene. 1,5 sene. Anladım. 16-17. Bu sezon sayma. Hı hı. Anladım. 16-17. 17-18'inde 17-18 şimdi ben Gortator'dan mıydı? Yoktu. Ya 2 sene önceyi söylüyorum. Anladım tamam. Bledsoe son dönemde. Bledsoe de oradaydı. Devon Booker'ın draft. Aynen. İkinci senesi ben oradaydım. PJ Tucker. PJ Tucker oradaydı. TJ Warren oradaydı. Marquise oradaydı. Aynen TJ Warren. Tyson geldi. Tyson Chandler oradaydı. Tyson oradaydı. Evet doğru. Yani. Gerald Green var mıydı abi? Green o zaman üstündeydi. Crawford bir ara imzalamıştı. O zaman ben yoktum. Cemal mı? Geçen sene. Cemal mı? Görüştüğüm bir takım var mı abi? Şu anda mı? Evet. Yani tabii bir sürü takımla özellikle Summer League'e gittiğim zaman bu yaz bir sürü connection yaptım orada. Önümüzdeki seneyle ilgili. Maalesef bu işler bu kulvarda çok hızlı gelişmiyor, tabii. İlerlemiyor. Sans nasıldı abi? Keyifli miydi yani? Keyifliydi. Çünkü eski takım arkadaşım Earl Watson koçtu. Ve işte bakıyorsun karşılıklı senelerce oynadığımız Tyson Chandler veteranlar. Tabii tabii. Ve hepsi genç koç falan. Güzeldi ama Batı'da olmak çok zor. Evet. Yani Batı'da Aslan'ın ağzında şimdi bir 50-55 maç kazanıyorsunuz. Kazanmanız gerekiyor ki 7-8 sıraya kendinizi atın playofflar için. Ve Batı'da şehirlerin arasında daha büyük mesafeler var sanki. O yani. Sağ dışındaki uçuştan ben hani basketbol için konuşuyorum. Tabii zaten. Şimdi baktığınız zaman önünüzde 20-21 yaşında bir sürü oyuncu var. Bir de Batı'da olduğunuz zaman challenge de çok yukarılarda. Dolayısıyla bunun dezavantajlarını yaşadık. Aslında o takım bir yatırım takımı. Yani bir 2-3 sene beraber oynayıp hani baktığın zaman Aiton var. Aiton geldi. İşte Devon Booker zaten her sene kendini geliştiriyor. Josh vardı. O çok fazla o sistem ayak uyduramadı. Fade oldu. Şimdi birkaç tane daha Dragic falan aldı. Dragic. Eskiden de bir ara oradaydı Dragic. 4-5 sene. Evet, gitmeden. Neşon'a bayağı zaten. Aynen, o zaman. Dediğim yani günün sonunda genç bir takım. Bu takımın beraber uzun seneler oynaması gerekiyor. Artı işte yeni draftlarla ya da free agentlarla beraber yakalanabilir mi o potansiyel? O kimya var ama ne kadar sürer onu bilmiyoruz. Dolayısıyla geleceği olan bir takım. Benim için de iyi geçti koçluk serüvenim. Çok şeyler öğrendim. İyisiyle kötüsüyle. Kazanmayınca mecburen moral, ister istemez moraller düşüyor. Bozuluyor. Ama pes etmek yok. Doğuda olursa da tercihimizdir. Yakın olsa. Defteri kapadın mı? Yoksa kesinlikle ben yapacağım. Çita hep oralarda. Hep uzun seneler bu işi yapmak istiyorum. Özellikle NBA gibi birlikte çok şey öğreneceğimi düşünüyorum koçluk kulvarında. Hedeflerim içinde tabii ki uzun seneler orada. İlaki dönemlerde belki tarih veremiyorum ama Avrupa'da ya Türkiye'de koçluk yapmak istiyorum. O da hedeflerim arasında. Görmek isteriz abi seni herhalde. Sağ ol. Feriye abi ilk nasıl dinledin, nasıl denk geldin? Instagram'da bir arkadaş, bir çocuk bir video hazırlamış bana. Benim klibimi yapmış. Ona selam söyleyelim. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. 3-2-1 şarkısıyla senin highlightlarını. Highlightlarını koymuş. Ben de araya hem arkadaşı etiketledim. Videoyu çok beğendim. Hem de Fero'ya teşekkür ettim. O arada işte böyle videolarımız oldu. Yazıştık. O gün bugündür hani kim merak etti başka güzel şarkılarını hani çünkü hoşuma gidiyor şey o beat kısmı çok hani böyle bir gerçekten insanı gaza getiriyor falan.
Ondan sonra Ferro da sürekli güzel şarkılar yapmaya başladı. Sağ olun. Sonra o gün bugündür hayranıyım. Estağfurullah. Bizim yıllar hayranımız. Teşekkür ederim. Olmaya devam edeceğiz. Oynadığın dönemde antrenmanlarda böyle müzik dinleyerek alter çalışıyor muydunuz, neler dinliyordunuz? Yani benim zamanımda ilk draft olduğumda aslında öyle hani bir kulaklık olsun maçtan önce ya da maçtan sonra öyle bir opsiyonumuz zaten öyle bir kültür yoktu aslında. Vardı da tek tük vardı. Ama soyunma odası zaten tam bir gece kulübü oluyordu. Herkes kendi müziğini açıyordu ya da ortak müzik kararı aldığı zaman hep beraber onu dinliyorlardı. Ben hayatımda Amerika'ya gidene kadar hep bir house müzik, hep böyle bir clubbing tarzı müziklerle kendimi motive etmeye çalışıyordum. Çünkü hepsi hareketli, böyle çıkış halinde olduğu için şeyde, bilgilerde. O öyle büyüdüm aslında. Amerika'ya gittiğimde tabii gittiğim takımda Detroit Pistons olunca herkes tabii o kültürü almış, hardcore rap dinliyorlardı. Benim de hoşuma gitmeye başladı. Ben de o andan itibaren rap dinlemeye başladım ve sevmeye başladım. Ama yeni, Amerika'da özellikle yeni bu çıkan rapçileri çok fazla takip etmiyorum, etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok... Çeşit var artık. Yani. Çeşit var ve yani bizim zamanımızda tabii daha böyle bir organikti, daha böyle bir iyiler vardı. İşte 50 Cent'in o ilk Grammy kazandığı... 2003-2004, 2005-2005. Indy Club'dı galiba. Onun zaten sürekli maçlardan önce, maçlardan sonra soyunma odasına... O bir mirat gibi bir şey oldu Amerika'da. Evet. Ondan sonra arabada CD takıp dinliyordum falan. Çok en iyi albüm o zaten. Oradan da hoşuma gitti. Rap dinlemeye başladım o gün. Dinliyorum. Şimdi arkadaşlar biraz daha... Ben tutacağım Mehmet abi de. Çünkü zaten tam match up'ında gördüğünüz gibi aynı boydayız. Şöyle dik durur musun? Çok çok az bir fark var yani. Aynen. Bu şekilde yapacağız. Match up sıkı bugün benim match up'ım. Evet, 7 foot'a sen kaçsın? 5-8 mi oluyor? 5-8 mi oluyor? 5-9, 6-5.5. 6-5. 6 yokum. 4'e 4 maç yapacağız. Başka basketbolcu arkadaşlarımız da var. Yavaştan o zaman giderim. Maça geçelim. Tamam, bu arada son bir şey daha söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanala lütfen abone ol. Abone ol. Abone ol. Fark etmez abi. İngilizce söyleyebilirsin. Sen tek başına kız almış adamsın. Eyvallah. Abi şey sordular mı? Ne yapıyorsun sen? Hani neyle uğraşıyorsun? İşte orada öyle bir komik. Sanmıyorum. Hepsini bildim. Kız istemeye gidince mi? Zaten hani az çok tanıyorlar yani. O zaman çok fazla tabii kayınpeder futbol öncelikle. Akrabalardan falan olur yani. Ne yapıyor? Yeğiz'in kardeşinin odasında benim posterim varmış yani. Tabii. O da basketbol oynuyordu. Oradan falan herhalde tanıyordur yani. Ama tabii güzel oldu, keyifli oldu. İsteme çok iyi geçti. Biraz da başlangıcı böyle bir enteresan oldu. İzmir'e inmesi falan, herkesin orada kalması derken ama günün sonunda 15 sene oldu. Evet, süper. Orada da Allen Iverson posterleri vardı. Düşünsene ablayı Allen Iverson diye. Kapıdan kovalar. Almayın bu içeri diye. Bu tuhaf değil. Eve gelip torunuyor. Akraba olmak istemez. Darısı bizim başımız o zaman. Aynen. 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 Çok o zaman tamam, geçelim maça. Maça gidelim. Let's go.